Hatırladım. Hatırlayacağım demiştim sana. Allah, şu an çok merak ettim. Bomba patlamak üzere ha? Bak bu hikaye ta çocukluğuma dayanıyor. Yani düşün, daha o zamanlardan kendimi başkalarının yerine koyarmışım ben. Yani o cevher daha çocukluğumda varmış. Düşün. Çok merak ettim. Şimdi dinle. Ben ay çöreğini çok severim. Hala severim. O zaman da severdim. İşte günlerden bir gün, işte o çok sevdiğim ay çöreğinin bir kısmını kış günü yiyecek bulamayacaklarını anladığım o zavallı güvercinlere atmıştım. Ya o çok sevdiğim ay çöreğini. İşte bu hikayeyle hem iyilikseverliğim hem de empati yeteneğim kanıtlanmış oldu. Nasıl? Ya bu sefer de olmadı Kerem. Birazcık daha düşün, belki bulursun. Belki vardır empati yapsın bir an. Belki, belki. Bu nasıl bir düşünce biçimi ya? Çok bilmiş. Her zaman yargılayıcı. Ukala. Ukala. Kim o? Kimim ben? Bilmem kimsin. Ya sen resmen oyun oynama ruhunu kaybetmişsin Kerem. Ne işin var senin burada? Yılbaşı partisi için geldim. Geçen yılki gibi. Çok çılgınca bir parti düzenleyeceğim. Hayatım boyunca en mutlu olduğum ikinci davet bu. İlki mi? Sen biliyorsun zaten. Ama işte geçen seneydi. Bir senede neler değişti. Oho, sen bilmiyorsun. Hı. Sen pek değişmemiş gibi görünüyorsun. Hala aynı o çekici adam. Çekiciyim değil mi? Evet. Ama evli bir çekici adamım. Hatta eşim de bu şirkette çalışıyor. Kendisi de yanlış anlamaya çok müsait birisi. O yüzden rica ediyorum, başıma iş açma hadi. He. Gizli gizli. En sevdiğim. Zaten büyük bir yanlış anlaşılma olmuş. Biz bu sene parti falan yapmıyoruz. Yani buraya boşuna gelmiş oldun. Ama yani... Seni de yorduk değil mi? Hadi, hadi gidelim. Ama Kerem... Hem senin işin gücün falan vardır. Fantastik fantastik işler yaparsın. Hadi gel. Ya sen niye? Ama... Heh, geldi. Bay bay. Kerem Bey, DJ Fantastik burada mı? İmza attıracaktım da. Yok o. Ayrıca kim çağırdı onu? Ben çağırdım parti için. Sen mi çağırdın? Bana sordun mu çağırırken? Ha? Niye sormadın? Bu şirketin patronu ben değil miyim ya? Ha? Niye sormuyorsun bana? Cevap ver. Sizsiniz Kerem Bey ama 10 yıllık sözleşmemiz var. 10 yıllık mı sözleşmemiz var? Ben yapmam öyle bir şey. Bu sözleşme? Ben yaptım da böyle bir şey. Ama senin görevin ne? Bana bunu yaptırmamak. Ama Kerem Bey... Kerem Bey, Meren Bey yok artık. Yeter. Ya esas bana yeter ya. Benim canım yok mu ya? Ya evet arkadaşlar, evet. Yani bu sene yılbaşı partisi yapmıyoruz. Saçma sapan konuşma Feza ya. Öyle şey olur mu ya? Ya yok, inanmayın buna. Ya bir de siz üstüme gelmeyin ya. Kerem Bey dedi işte, yok dedi bu sene parti marti yok dedi. Ben ne yapayım? Ne? Bana neden bakıyorsunuz ne? Ya Kerem Bey sizi dinler Ayşe Hanım lütfen. Bizi üzmeyin. Beni karıştırmasanız. Çok güzeldi ama. Ne yapacağım, bir şey yapacağım artık. Hı. İyi tamam, tamam ben giderim Kerem'le konuşurum. Ama söz vermiyorum. Elimden gelen her şeyi yaparım. Bro. Şirkette gündem olmuşsun. Herkesin dilinde Kerem aşağı, Kerem yukarı. Niye? E partiyi iptal etmişsin abi. Gerçi benim için daha iyi. Yani böyle partili ortamlarda Gonca'nın bana yüzüğü hatırlatma ihtimali artacağı için ben okuyayım. Ama niye iptal ettin? Evet ettim. Panikle ağzımla öyle çıkıverdi. Bu fantastik var ya, çat diye karşımda belirdi kız. Ben de ne yapacağımı bilemedim, partiyi iptal ettim. Geçen seneki DJ fantastik. Biz niye onunla anlaştık ki bu sene yine? Dalga mı geçiyorsun? 10 senelik sözleşme yapmışız kızla. Şimdi parti olsun ama başkasıyla da olsun diyemiyorum. O yüzden komple iptal ettim abi. Allah Allah ya. Biz niye 10 yıllık sözleşme imzalamışız ki fantastikle? Sanki DJ yok etrafta. Hatırlamıyorsun ha. Geçen seneyi hatırla.
Şirketten sonra burayı akmamız iyi oldu ama değil mi? Ben diyorum ki bundan sonra her sene beraberiz. Her yeni yıla birlikte gireceğiz. Ne diyorsun? Vallahi her yıla bilmem ama bu yıl birbirimize daha yakından tanıyacağımız bir yıl olsun. Oha! Hatırladım ya. Ya. Ama bunu kimseye söylemeyeceğiz. Bak yerin kulağı vardı, tamam mı? İkimizin arasında kalacak. Bana bak, ben batarsam seni de yanımda götürürüm. Zaten senin yüzünden yaptık o sözleşmeyi. Ah! Sanki ben dedim 10 yıllık sözleşme imzalayalım diye. Sen dedin tabii. Dedin ki, abinin bunlar çok iyi. Bu ortama bak. Her sene bunlarla çalışalım bundan sonra dedin. Ritüelimiz olur dedin. Senede bir hesabı dedin. Emin misin öyle olduğuna? Çünkü ben öyle hatırlamıyorum onu. Eminim tabii. Hatırlatayım mı? Bak. Tamam. Sen hatırlamıyorsun ama ben çok iyi hatırlıyorum. Ya. Benim başıma açtığın işleri çok iyi hatırlıyorum ben. Sen... Ayşe. Sen ne zamandan beri oradasın? Yani işte şimdi geldim. Kerem. Ben buraya şirketin sözcüsü olarak geldim. Yılbaşı partisini iptal etmişsin. He. Evet ettim. Ettim. Soru neydi? Neden? Şu sebepten... çalışanların konsantrasyonu bozuluyor. O yüzden iptal ettim. Bu aslında Alman disiplini Ayşe'cim. Ben bunu çocukluğumdan beri uygularım. Bizim bir Alman dadımız vardı, o öğretmişti bana. Senin Alman dadın mı vardı? Tabii. Otoriter, sert böyle... Nein, nein, sen das kann nicht sein! Bana parti yapamazsın derdi sürekli. Çünkü konsantrasyonum bozulur, derslerime çalışamam diye. Şimdi ben de o yavrularıma bu disiplini aşılamaya çalışıyorum yani çalışanlarıma. O yüzden parti yapmıyoruz. Sende empati yoksunluğu var. Bak diyorum diyorum bir türlü kabul etmiyorsun ama var. Yani kendini onların yerine, bizim yerimize koyamıyorsun. Ben neler düşündüm sen bir bilsen ya. Hı. Bu şirketteki herkesin yerine koydum kendimi. Kah Erkut abin oldum, kah Feza oldum. Gonca bile oldu. Ben şahidim, oldu. Evet. Düşündüm, taşındım. Sonra bir baktım konsantrasyonum bozuldu. O yüzden vazgeçtim. Yazık. Yani ne diyeyim şimdi? Çok geçmiş olsun Kerem. Sende ağır dozda empati yoksunluğu var işte. Tamam, tekrarlayıp durma. Tüylerim diken diken oluyor. Ama öyle. Kerem, yalan mı? Öyle. Bu da en sıcak örneği oldu. Canlı canlı örneği. Sana soruyorum bak, neden iptal ettin diyorum. Cevap yok. Hayır, böyle mantıklı bir cevabın olsa kabul edeceğim. Ne? Siz... Gene bir işler karıştırıyorsunuz değil mi? Değil mi? Hadi söyleyin. Hadi o yüzden iptal ettiniz parti. Hadi söyleyin. Ha? Yo. Ama tamam canım, yapalım. İstediğiniz parti olsun. Yapalım. Ama başka bir organizasyon firmasıyla. Bak bu olur. Neden? Çok kötüler çünkü, berbatlar. Çok kötüler, çok kötüler. Sıkıcılar, bir çirkini, iğrençler anlatamam yani. Hele catering şirketinden bahsetmiyorum bile. Çok kötü, berbat. Hey tamam ya, sorun değil. Ben hallederim, hepsini ben hallederim. Yeni catering şirketi, yeni DJ. İnisiyatif bende o zaman. Anlaştık, sen de. Okay. İyi kotardık bro.